Eski Sasa'da halen düzeltme devam ediyor. Onu söyleyelim. Hisse senedi aslında bilançosu zarar açıklıyor ama bu bir yanılgı. Çok değerli bir şirket. İnanılmaz derecede değerli. Bu bir süreç. Yani oyunu doğru oynamak lazım bu hisse senedinde. Ve daha önce hatırlarsanız çok orijinal bir yorumumuz vardı. 2022 yılında o kadar çok primlendi ki hisse senedi. Yani 10 liradan arkadaşlar 80 liraya gitti. 10-80. Yani muazzam bir çıkış. Yani burada zaten işin sihri de burada. 1'e 8 prim yaptırdıktan sonra sadece bu 2000 yani 2021'i de saymıyorum yani. 2022'de 1'e 8 bir prim yapan bir hissenin artık bir yıl boyunca da burada 50 fiyat 50 ile 70 fiyat aralığında kalmasını bence makul karşılamak lazım. Burada bir dağıtım süreci yaşanıyor. Sonra gün gelecek piyasa yapıcılar burada bu dağıttıkları hisseleri vakti zamanı geldiğinde tekrar emanetçi olan yatırımcılardan geri alacaklar. Şimdi böyle bir senaryo var bu tarz hisselerde. Buna mesela Hektaş da geçerli. Hektaş da bunun içinde. Kardeşi Evet. zaten. Evet. O yüzden inşallah bu hissede de ilk böyle trendin başlama noktasını bize nasip olur söyleriz. Olursa mutlaka görürüm diye düşünüyorum. Ama şu an o süreç daha devam ediyor. Dağıtım süreci maalesef devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim. Zaman da daralıyor artık. O dağıtımın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Yani benim eskiden ayda bir, 20 günde bir baktığım hisseyi ben şimdi daha haftalık olarak bakıyorum. Yani daha sıklıkla bakıyorum. Yani gözümden bir şey kaçmasın diyerekten. Buradaki para hareketleri, takas vesaire böyle çok detaylar var. Yani bir hisse senedinin yükselmesi için bazı altyapı çalışmaları gerekiyor. Bunları biz zaten gördüğümüz zaman biliyorsunuz size böyle bol yıldızlı hisseler kategorisinde söylüyoruz. Yani o yıldıza daha ulaşmadı ama şu an yakın takipte bir yarım yıldız falandır şu anda. O yüzden biraz daha zaman var gibi bu hisse için.